Bir anda uykudan kalktım. Çok ilginç bir ışık gördüm. Ama odanın ışığı kapalıydı. Bir baktım saat 3:30. Gece fecir vakti. Peki gördüğüm bu kadar ışık nereden geliyor? Gecenin zifiri karanlığında odanın da ışığı kapalı. Birden şaşırıp kaldım. Baktım ki elimin yarısı duvarın içinde. Hemen elimi çıkardım. Korku içinde oturdum, elime bakıyorum. Tekrar elimi duvara doğru uzatıyorum. Yine elim duvarın içinde. Tekrar çıkartıyorum, elime bakıyorum, elim var. Tekrar uzatıyorum, tekrar duvarın içinde. Aman Allah'ım, neler oluyor? Bir gülümseme sesi duydum. Yüzümü kardeşime doğru çevirdim, yatıyordu. Korku içinde yatağımdan kalkıp kardeşimi uyandırmaya gittim. Dürttüm, dürttüm, dürttüm ama cevap vermedi. Kardeşim, kardeşim dedim ama cevap gelmedi. Sanki beni duymuyordu. Annemin odasına doğru gittim. Babamı uyandırmaya çalıştım. Babacım, baba uyanır mısın? Baba kalksana, bir şeyler oluyor. Birilerinin bana cevap vermesini istiyordum. Ama kimse bana cevap vermiyordu. Hadi dedim, bari annemi uyandırayım. Annemi uyandıracak üzereyken baktım ki annem uyandı. Oh dedim. Annem kalktı ve uykudan uyandı. Ama benimle konuşmuyordu. Sanki beni görmüyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyordu ve tekrarlıyordu. Annem babamı uyandırdı. Kalk, kalk bir bakalım çocuklara. Ya hanım, bırak şimdi azıcık uyuyayım. Yarın ola, hayrola dedi babam. Ama annemin ısrarı üzerine babam kalkıverdi. Şaşkınlık içerisinde beraber odamıza doğru geldiler. Ben başladım bağırmaya. Anne, hey, baba ama hiçbiri cevap vermiyordu. Annemin elbisesini çekiyor, beni hissetmesini istiyordum ama annem beni hissetmiyordu. Çaresiz başladım annemin arkasından yürümeye, ta bizim odaya kadar odamıza girdi ve ışıkları açıverdi. Ama benim için fark etmiyordu çünkü benim için her taraf ışıktı. Tam o sırada çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Kendi vücudumu gördüm. Evet, kendi vücudumu oturup kendi kendimi seyrediyordum. İki taneydim. Kendi kendime soruyordum. Kimdir bu? Kimdir bu acaba? Nasıl da bana benziyor? Acaba dedim, bir şey mi oluyor? Başladım kendi kendimi uyandırmaya. Bu kabustan kurtulayım diye ama uyanamadım. Babam anneme dedi ki, bak ne güzel yatıyorlar. İşte ne kaldırdın gece gece? Hadi odamıza gidelim. Ama annem sakin olamadı ve benim uyuduğum yatağa doğru gelerek beni uyandırmaya başladı. Muhammed, kalk Muhammed, bana cevap ver Muhammed, yavrum. Ama cevap veremiyordum. Birkaç defa uğraştı ama yok. Birden baktım ki babamın gözlerinden yaşlar dökülüyor. O babam ki şimdiye kadar onun gözyaşlarını görememiştim. Bağırmalar başladı. Oracık yerden sonra benim o uyandıramadığım kardeşim uyandı ve sordu. Ne oldu? Ne oldu? Annem ona bağırdı ve dedi ki, abin Muhammed ölmüş, vefat etmiş. Çok acıklı bir şekilde ağlıyordu ve ben bir şey yapamadan onları seyrediyordum. Bağırmalar, sızlanmalar fazlalaştı. Annemin yanına vardım. Anne ağlama, ben buradayım. Ölmedim ki. Bak bana, ben buradayım. Yanındayım. Ama kimse bana cevap veremiyordu. Neden? Oturup bağırmaya başladım. Yahu ben buradayım işte. Şaka mı yapıyorsunuz benimle? Dalga mı geçiyorsunuz gece gece? Bana oyun mu oynuyorsunuz? Bak ben buradayım. Ama kimse bana cevap vermiyordu. Başladım bağırmaya.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, uzaktan bir ses duydum ve geldikçe yükseliyordu bu ses. Allah-u Teala'nın bir ayetiydi. Şöyle diyordu: Hamdolsun sen bundan gafletteydin. Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. Birden iki kişi beni tutuverdi. Ama insan değillerdi. Çok korktum. Başladım bağırmaya. Bırakın beni. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ne oluyor burada? Lütfen biri bana bir şey söylesin. Bırakın beni. Anne, baba, kurtarın. Kabire kadar senin gardiyanlarınız dediler. Daha ben ölmedim ki, daha yaşıyorum. Neden beni kabire götürüyorsunuz? Bırakın beni. Ben hissediyorum, konuşuyorum, görüyorum. Ben ölmedim. Bak annemi görüyorum, babamı görüyorum, kardeşimi görüyorum. Onların da zaten davranışlarına bir anlam veremedim. Ne oluyor burada? Lütfen beni bırakır mısınız? Bana gülümseyerek cevap verdiler. Dediler ki, ey insanlar, sizler çok ilginç yaratıklarsınız. Sanıyorsunuz ki ölüm hayatın sonudur. Ama bilmiyorsunuz ki asıl olan sizin yaşadığınız hayat. Bir rüyadan ibaret olup öldüğünüz zaman uyanıyorsunuz. Beni kabire doğru çekiyorlardı. Hala yoldayken baktım ki benim gibi insanlar ve yanlarında da aynı o iki şeyden yaratık, artık isimleri her neyse, kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi ise bağırıyor. Yaklaşınca onlara sordum. Dediler ki bu insanlar şaşkınlık içerisindeler. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Kimisi dalalettedir. Korku içinde sözlerini keserek sordum. Ateşe mi gidiyorlar yani? Cehenneme mi gidiyorlar? Evet dediler. Konuşmalarına devam ederek dediler ki kimisi dalalettedir. Ama hani o gülenler var ya, cennete gidiyorlar. Hemen sordum onlara. Peki ben nereye gideceğim? Ne oluyor? Lütfen bana güzel şeyler söyleyin. Dediler ki sen bazen iyi gidiyordun, bazen de kötü. Bazen tevbe edip ertesi gün günah işliyordun ve izlediğin yol tam olarak belli değildi. Ve hep öyle yitik kalacaksın. Sözlerini korku içerisinde keserek sordum. Yani dedim, ben de mi ateşe gidiyorum? Yoksa söylediklerinizden o sonuç çıkıyor. Onlar da Allah'ın rahmeti geniştir ve yolculuk da uzundur dediler. Yüzümü çevirdim ve korku içerisinde baktım. Ailem, annem, babam, amcam, kardeşlerim ve akrabalarım hepsi bir sandık içerisinde beni taşıyorlardı. Artık durumu anlamıştım. Yavaş yavaş da kabullenmiştim. Korka korka onlara gittim ve onlara dedim ki benim için dua edin. Lütfen benim yolum biraz sıkıntılı. Yaptıklarımdan, ettiklerimden dolayı çok ümit var söylemediler. Tehlikeli bir yolculuktayım. Lütfen bana dua edin dedim ama kimse bana cevap vermiyordu. Kim ağlıyordu, kimse ise hüzünlüydü. Ah, canım kardeşim benim. Canım kardeşim benim gibi olmasın. Kardeşimin yanına gittim ve dedim ki dikkatli ol. Ey kardeşim, dünyanın fitnesi seni kandırmasın. Bak benim yolum sıkıntılı çıktı. Bu yol senin yolun sıkıntılı olmasın söyledim, söyledim ama duymadı ki beni. Duymasını çok isterdim. O iki melek beni kabirde cesedimin üzerine bağladılar. Baktım ki babam üzerime toprak atıyor. Kardeşlerim toprak atıyor. Oradaki insanlar hepsi üzerime toprak atıyor. Dedim ki ah, keşke onların yerinde olsaydım. Allah'a tevbe etseydim. Dün sabah namazımı kılsaydım. Keşke her gün Rabbime dua etseydim. Keşke her gün tevbemi yenileseydim. Keşke kötülüklerden uzak dursaydım.
Başladım bağırmaya. Hey insanlar, bakın, dikkatli olun. Dünya hayatı sizleri kandırmasın. Bakın, benim yolun sakata geldi. Sizinki gelmişsin. Alo, dikkatli olun. Namazınızı aksatmayın. Tevbe edin. En azından birisinin beni duymasını çok isterdim. Peki, sen beni duyuyor musun?